Altıncı soru. ABCD ve ACB'de 4 basamaklı birer sayıdır. Şimdi buradaki ilk yakalamamız gereken nokta ne? A 0 olamaz. Çünkü A 0 oldu mu? Buralar mesela 123 olsun, 700, yani bu da ona göre 213 olsun. 3 basamaklı sayı haline geliyor. Dolayısıyla A kesinlikle 0 değil. Bunu bu soruda kullanmıyoruz sanırım ama önemli bir bilgi. Bir şey 4 basamaklı dediğinde hemen bizim onu yakalamamız lazım. A 0 olamaz. Birer sayıdır. Bu iki sayının farkı 540 olduğuna göre B-C farkı kaçtır? Şimdi ben mesela çok soru çözünce buna direkt 6 diyorum kafadan ama yine bir bakarım. Niye 6 diyorum? Çünkü bu rakamları yer değiştirme olaylarında kesin 9'un katı falan oluyor. 9'un katı, 90'ın katı o tarz işte ona göre bir şey değişiyor. Geldiği noktayı da aslında yazabiliriz. Şuradan geliyor. Şimdi ABCD 4 basamaklı sayı. Bunu açıyoruz. 1000 tane A diyoruz. Artı 100 tane B diyoruz. Artı 10 tane C diyoruz. Artı D diyoruz. Bundan şunu çıkaracağım. Bunun farkı diyor ya. Eksi yine 1000 tane A. Eksi 100 tane C. Eksi 10 tane B. Eksi D. Şimdi 1000 A eksi 1000 A gitti. Artı da eksi de gitti. Ne kaldı? 100 tane B'den 10 tane B'yi çıkarttım. 90 tane B kaldı. Artı 10 tane C, eksi 100 tane C. Öyleyse eksi 90 tane C kalır burada da. 10'dan eksi 100, 10 C, eksi 100 C daha, eksi 90 C eder. Yani buna toplama veya çıkarma demiyoruz. Aslında bu şu şekilde 10 C, eksi 100 C, eksi 90 C eder. 90B eksi 90C olmuş. 90 parantezine alırsak da B eksi C olmuş. Almayabiliriz paranteze. Şu 540'mış. Şimdi hangisinin büyük olduğunu da tam bilmiyoruz. O yüzden B eksi C farkını mutlak değer içerisinde sormuş. Ama burada aslında B büyük oluyor. Yine de mutlak değer içerisinde sormuş. 90 tane B eksi C. Bu dolayısıyla B eksi C 6 oluyor dediğim gibi. 90 çarpı 6 540. Şimdi bu soruda ne yaptık? Önemli olan o. Birincisi 4 basamaklı sayı dedi ya veya 3 basamaklı da diyebilirdi. Önce bunun ilk basamağının 0 olmadığını görüyoruz. Onu bir görmemiz lazım. Çünkü şey der şıklarda. A yerine hangi değerler kaç tane farklı değer gelebilir der. Atıyorum A'ya 0 gelmeyeceğini görmemiz lazım. Ondan sonra 4 basamaklı birer sayı dedi. Bunu çözümlüyoruz. Yani çözümleme dediğimiz şey ne? 232 diye bir sayı olsun. Biz bunu nasıl yazarız? 100 tane 2, 10 tane 3, 2 tane 1. Şey, pardon, 1 tane 2. Bu şekilde çözümleriz. 100 A, 10 B, 1 C gibi. Oradaki yazdığımız şey de bu. Dolayısıyla onu yakaladık. Çözümledikten sonra çıkarınca zaten sonuç gelir. Bu soruda B'yi veya C'yi tam olarak bulmuyoruz. Sadece arasındaki farkı buluyoruz. Yani B eksi C 6'ymış. Öyleyse B 9'dur, C 3'tür diyemiyoruz. 8'e 2 de olabilir, 7'ye 1 de olabilir. Zaten soruda derse işte B eksi C farkı nedir? Onu şu pozitif ön yargıyla bakabiliriz. Yani demek ki soruda B eksi C'yi buluyoruz biz. Yani B'yi veya C'yi direkt bulmuyoruz. Direkt B eksi C'yi buluyoruz. Veya şey atıyorum biraz daha karışık denklem çözme sorularında. Diyor ki A artı 2C eksi B nedir? Bakıyorsunuz ne garip bir şey sormuş. Ama sonra alt alta yazıp denklemler çıkarınca bir bakıyorsunuz zaten direkt o ifade çıkıyormuş. Siz A'yı, B'yi, C'yi bulamıyormuşsunuz. Ama A artı işte 2C eksi B direkt geliyormuş. Şeklinde oluyor genelde. Burada da öyle bir şey var. 90B eksi 90C 540 oldu. Dolayısıyla dedik ki B eksi C de 6'dır.